Merhaba. Bu videoda tam kareye tamamlama göreceğiz. Bu işlem zaman zaman sizin için hayat kurtaracak kadar önemli bir işlem. Peki nedir bu tam kareye tamamlama? Mesela şöyle bir şey düşünsek. x kare artı 2x artı 1. Biz bunu şöyle yazabiliriz. Bunu biliyorsunuz. Çok kolay bir şey. x artı 1'in karesinin açılımı zaten bu. Bu ifade işte bizim için tam kare dediğimiz bir ifade. Peki nedir bu tam kare dediğimiz şey? Aslında tam kare bizim ortalıkta sadece bir tane x'li ifade kalması demek. Yani bakın burada x'li ifade iki tane. x kare artı 2x. Ama burada x artı 1'in karesi. Yani ortalıkta görünen sadece bir tane x'li ifade var. Yani öyle yazalım. Sadece bir tek x'li ifade görünür. Ama mesela şuna bakın. X kare artı x artı 1. Bunu hemen yukarıdaki gibi kolayca böyle tam kare yapamayız. Yani şöyle diyeceğim. Bu haliyle tam kare yapılmaz. Ama bakın onu şöyle yapacağım. Tekrar yazayım. X kare artı x artı 1. Bu x kare artı x artı 1'e ben 1 bölü 4'ü ekleyeceğim ve çıkartacağım. O zaman diğerini değiştirmemiş olurum, değil mi? Yani 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4 sıfır olduğu için sıfır ekliyorum aslında buna. Ama bakın şimdi şöyle yazarsam x kare artı x artı 1 bölü 4. Gerisine artı 1 eksi 1 bölü 4. Şu üçlü bizim için ne yapar? Bu x artı 1 bölü 2'nin karesidir. Şurası da ne olur? 3 bölü 4 yapar. Artı 3 bölü 4. Yani bizim ifade sonuçta şuna dönüşür. X artı 1 bölü 2'nin karesi artı 3 bölü 4. İşte bakın sadece tek bir tane x'li var ve kare var. Yani tam kare geldi. Peki şimdi asıl soru şu. Bu 1 bölü 4'ü ekleyip çıkaracağımızı nereden biliyoruz? Yani buraya belki 1 bölü 2 toplayıp çıkartsak da olurdu. Neden 1 bölü 4 diye bunu söyledik. Bunu böyle her seferinde değişik bir tane ikinci dereceden ifade için bulabilir miyiz? Cevabımız evet. O zaman sorumuzu şöyle yazalım. Peki bu 1 bölü 4'ü ekleyip çıkaracağımızı nereden bildik? Hemen şöyle genel formda gösterelim. Diyelim ki bizim x kare artı bx artı c gibi bir ifademiz var. Ve biz bunu tam kare yapmak istiyoruz. O zaman yapacağımız iş tabi bu kendiliğinden tam kare olmuyorsa. Yani ne demek istiyorum? Bu hani az önceki gibi x kare artı 2x artı 1 ise zaten o kendiliğinden tam kare oluyor. Ama x kare artı x artı 1 gibi bir şey ise kendiliğinden tam kare olmuyorsa yapacağımız şey şu. b bölü 2'nin karesi yani x'in katsayısı sayısı b bakın onun yarısının karesi ifadeye eklenir ve çıkarılır. İşin sırrı bu. Her seferinde işte bize tam kare ifadeyi verecek olan formül. Bakın görelim. Burada şimdi x kare artı bx artı c var. Ne yapıyoruz? x kare artı bx artı b bölü 2'nin karesini ekledim ve çıkarttım. Bir de tabi burada artı c'si de vardı. Onu da unutmayalım. Şimdi şu üçlüye bakın. Burada x kare artı bx artı b bölü 2'nin karesi var. Yani bu aslında x artı b bölü 2'nin karesi. Bakın bunu açtığınızı düşünün. x kare artı x ile b bölü 2'nin çarpımı nedir? Bx bölü 2. 2 katı oradaki paydadaki 2 gider. Bx yani bu ortadakini veriyor. Ve b bölü 2'nin karesi işte burada da b bölü 2'nin karesi. Hemen bizim istediğimiz ifade geliyor. Yani sonuçta ne oluyor? Bu x artı b bölü 2'nin karesi eksi b bölü 2'nin karesi artı c. Tabi bunlar sayı olduğu için onlar çok daha basit görünecek sonuç itibariyle. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim İki tane husus var. Her zaman x karenin katsayısı 1 olmalıdır. Bu birinci husus. İkincisi yine dikkat diyelim. B bölü 2'nin karesi eklenir ve çıkarılırken tam kare ifadeyi her zaman artı B bölü 2'nin karesi gerçekleştirir. Yani bakın şu olmaz x kare artı bx eksi b bölü 2'nin karesiyle bununla tam kare olmaz. Hadi örnek bakalım. Örneğimiz şu. x kare eksi 8x artı 13 eşittir 0 denkleminin kökünü ya da köklerini diskriminant kullanmadan bulalım. Burada tabii ki biliyorsunuz bu kolayca hemen tam kareye ayrılamayacak bir ifade. Zaten denerseniz bakın 13'ün çarpanları 13 ile 1 olduğu için hiçbir şekilde kolayca çarpanlarına ayrılmaz. O zaman şimdi biz şöyle yapalım. Şöyle başlayacağım şimdi. 0 eşittir x kare eksi 8x artı 13. Şimdi ne yapıyoruz buradan? Şunu x kare eksi 8x artı 13 diye bir daha yazayım. Buraya yapacağım şey bir şeyi ekleyip çıkartmak. Nedir o şey? X'in kat bakıyorum. Eksi 8. Yarısı eksi 4. Karesi artı 16. O zaman ben artı 16'yı yani 16'yı ekleyip çıkartacağım buraya. Artı 16 eksi 16. Ve sonrasında o yaptığım ikinci uyarıyı hatırlayın. İkinci dikkat yukarıda konuştuğum. Ne alıyorum? X kareyi alıyorum. Eksi 8x alıyorum. Bir de artı 16'yı alıyorum. Eksi 16'yı almıyorum. Yani şöyle yazacağım. x kare eksi 8x artı 16. Geride ne kaldı? Artı 13 eksi 16. Şurası işte tam kareyi veren form. Nedir bu da? x eksi 4'ün karesi. Öyle mi? Bakın açalım bunun karesini. x kare eksi 4x'in 2 katı 8x artı 4'ün karesi 16. Ve buradan ne kaldı? Eksi 3 eşittir neydi bu? Sıfırdı. Şimdi buradan bakın kökleri bulmak çok kolay. Hemen buradan x eksi 4'ün karesi eşittir 3. O zaman x eksi 4 ne olacak bizim için? Bir artı kök 3 olacak, bir eksi kök 3 olacak. Buradan da x eşittir 4 artı kök 3, 4 eksi kök 3 köklerini alır. Peki ya x karenin katsayısı 1 değilse ne yaparız? Soru bu. Güzel bir soru. Yani 3x kare eksi 12x artı 6 eşittir 0 ise bu denklemin kökünü kök ya da köklerin diskriminant kullanmadan bulalım diyorsak yapacağımız şey hemen şu. 3x kare eksi 12x artı 6 eşittir 0 ise ne yapıyoruz? x karenin katsayısını 1 yapmak zorundayız. O zaman x karenin katsayısını bir yapmak zorundayız. Başka türlü bu yöntem işe yaramaz. O zaman ne yapalım? 3 parantezini alalım. 3 parantezinde x kare eksi 4x artı 2 eşittir 0. Şimdi tabii ki 3 0 olmayacağına göre ne olması lazım? Buradan x kare eksi 4x artı 2'nin 0 olması lazım. O zaman şimdi bakalım. Burada çarpımları 2 toplamları eksi 4 yapan hemen kolayca iki sayı bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Hemen tam kareye tamamlayalım. Bunun için hemen bunu tekrar yazıyorum. x kare eksi 4 x artı 2. Bakıyorum burası işte bizim bu eksi 4 dediğimiz şey b dediğimiz şey. Ne yapıyoruz? Bunun yarısını alıyoruz. Yani eksi 2 sonra da karesini alıyoruz. Artı 4 olmuş oluyor. Yani ben buna 4'ü ekleyeceğim ve çıkartacağım. Ve sonra neyi alacağım? x kare eksi 4 x'i ve bu ekleyip çıkarttığım artı 4 olan kısmı, eksi 4 olan kısmı almıyorum. Artı 2 eksi 4 geride. Şimdi burası ne? x eksi 2'nin karesi. 2 eksi 4 burası da eksi 2. Neydi bu bizim için? Sıfırdı değil mi? Buradan o zaman x eksi 2'nin karesi eksi 2 eşittir 0. Yani buradan da bizim x eksi 2'nin karesi eşittir 2 ise x eksi 2 kök 2 ya da eksi kök 2. Buradan da x bizim için 2 artı kök 2, 2 eksi kök 2. İşte bulduk. Peki bu örneğimiz ne diyor? 2x kare artı x ifadesini tam kareye tamamlayalım. Direkt olarak o zaman hemen yine 2x kare artı x yapmam gereken şey bu x karenin katsayısını 1 yapmak. Yani o nasıl olur? 2 parantezine alarak olur. 2 parantezinde x kare artı burası x bölü 2. Yani aslında bu şu. 2x kare artı 1 bölü 2x. Yani bizim burada c'nin olmaması sorun çıkartmıyor bize. Çünkü zaten yapacağımız işlemde sadece biz şurayı alı, ekleyeceğiz ve çıkartacağız. Yani buranın hani yarısının karesini c ile işimiz yok anlamında söylüyorum. Şimdi o zaman o da ne? Eşittir 2 çarpı x kare artı 1 bölü 2 x artı 1 bölü 2'nin yarısı 1 bölü 4. Karesi 1 bölü 16. O zaman 1 bölü 16'yı ekledim ve çıkarttım. Ve şimdi burası x artı 1 bölü 4'ün karesi. Ne yapıyorum son olarak? Bu 2'yi tekrar içeriye dağıtıyorum. 2 x artı 1 bölü 4'ün karesi eksi 1 bölü 8. Mesela bu 2 x kare artı x gibi bir fonksiyonu diyelim ki integralde alan hesabı yaparken çift katlı integraller arasındaki alanları hesaplarken böyle bir şeyle karşılaştık. Bunu çizmemiz gerekecek. O zaman işte bunu kullanarak çizeceğiz. Daha sonra bunların çizimlerini anlatırken Bunlardan daha detaylı olarak bahsedeceğim. Ama işte bakın tam kare ifademiz geldi. Bunu çizemeyiz 2x kare artı x'i ama bu ifadeyi 2x artı 1 bölü 4'ün karesi eksi 1 bölü 8'i çok kolay çizebiliriz. Daha sonra göreceğiz. Şimdi bu örnekteki sorumuz da şu. Eksi 3x kare artı 21 tam kareye tamamlanır mı? Bir kere aslında zaten tam kare formunda. Çünkü hani biz bir tane x'li ifade olsun o da kareli olsun diyorduk ya. Bu zaten tam kare. Ama diyorsanız ki birazcık zorlayalım hadi bu yaptığımız işleri. Bunu o zaman şöyle yazarım. Eksi 3x kare artı 0 çarpı x artı 21. Bakın bu sefer b dediğimiz şey bizim 0. Ama biz hani b'nin yarısının karesini ekleyip çıkartıyoruz ya. 0'ın yarısı 0, karesi gene 0. Sıfır. Yani 0'ı ekleyip çıkartmamızın burada bir manası yok zaten. Şimdi böyle bir şey eğer bizim bir denklemse yani eşittir sıfırsa buradan kökleri kolayca buluruz. Yok çizmek istiyorsak yine buna bu tipiyle direkt olarak çok kolaylıkla çizebiliriz. Yani burada tam kare gereksiz çünkü zaten tam kare. Tam kare gereksiz diyelim o zaman. Yani tam kare niye gerekli bizim için? Onu çizmek için ya da köklerini bulmak için. Onun dışında biz niye uğraşalım bunlarla? Yani burada muhakkak bizim başında sıfır olmayan bir x'li ifade olması lazım tam kare ile uğraşmak için. Evet bunlar da alıştırmalarımız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numara meraklısına dedim bunu. Çünkü burada bizim bu bildiğimiz diskriminantla elde ettiğimiz kök formülü var. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Bunu basitçe tam kareye tamamlayarak bu ax kare artı bx artı c eşittir 0'ı buradaki bu x1 x2 için kullandığımız kök formülünü çıkartabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Biraz denerseniz bu konuda daha da ustalaşmış olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.